Merhaba arkadaşlar, bugün 12. föyle birlikteyiz. 12. föyümüz Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri olacak. Yine burada bir tarih şeridi verilmiş. Tarih şeridinde Talas Savaşı ile başlamış. Çünkü arkadaşlar 751 Talas Savaşı ile Türklerin İslamiyet'e geçtiği kabul edilir. O sebeple Talas Savaşı'nı göstermiş önce, sonra Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlıların, sonra Gaznelilerin, sonra da Büyük Selçukluların kurulmasını göreceğiz. Sonra da yine sırasıyla tersten bu sefer Büyük Selçuklu'nun, Gaznelinin ve Karahanlı'nın yıkılışını göreceğiz. Arada Harzemşahlar Türk İslam Devleti de var arkadaşlar ve Türklerin Anadolu'ya girişi de söz konusu. Haritaya baktığımız zaman Abbasiler sınırlarını fazlaca genişletmiş durumdalar. Nereleri ele geçirmişlerdi bu dönemde? 3 kıtaya yayılmış durumdalardı. Arap Yarımadası, Suriye, Irak, İran, Horasan. Horasan'dan sonra da artık Orta Asya ve Türklerle iletişim halindeler. Ama Orta Asya bu dönemde Çinleşmek üzere, Çin tehlikesi altında Abbasiler döneminde. O yüzden de 751 Talas Savaşı Müslüman Araplar ile Çinliler arasında yapılıyor arkadaşlar. Buradaki boşluğumuz o yüzden Talas Savaşı olacak. Talas Savaşı ile Türk İslam tarihi başladı kabul ederiz. Çünkü bundan sonra Müslümanlara yardım eden Türkler yavaş yavaş İslam ordularında yer almaya başlayacaklar. Müslümanlar Türklerin savaşçı özelliğinden etkilenerek İslam ordularında Türkleri görmek isteyecekler. Orta Asya'da da bir siyasi boşluk yaşandığı için bazı Türkler İslam ordularında yer alacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi İslam ordularında yer almanın, yani Müslüman bir devletin memur olmanın tek şartı da Müslüman olmak olduğu için İslam ordularında yer alan Türkler Müslümanlığa geçecek. Ama Orta Asya'da Türklerin arasında İslamiyet'in yayılışı, hızlı bir şekilde yayılışı 10. yüzyılı bulacak arkadaşlar. Şu an 8. yüzyıldayız. 751 Talas Savaşı. Şimdi Türk-Arap ilişkilerine baktığımız zaman öncelikli olarak İslamiyet ilk doğduğunda, 610 yılında İslamiyet ilk doğduğunda Orta Asya'da var olan Türk Devleti 1. Göktürk Devleti'ydi. Ama Müslümanlar ile Türkler arasında herhangi bir bağlantı, herhangi bir iletişim yoktu bu dönemde. İlk iletişim Hazreti Ömer döneminde başlıyor. Çünkü Hazreti Ömer döneminde özellikle Irak ve İran kısımlarının alınmasıyla Türklerle komşu olunuyor. Yani Müslümanlar Türklerle Hazreti Ömer zamanında sınır komşusu oldular. Ama bu dönemde yine herhangi bir sorun, bir iletişim yok. Hazreti Osman dönemine gelince artık ilk Türk-Arap savaşları başlıyor. Hatta Hazreti Osman Hazarlar ile Belencer Savaşı'nı yapmıştı. İlk Müslüman-Türk savaşıydı. Hazarlar ve Türkişler de tampon bölge görevi görerek Müslümanların Orta Asya'ya girişini yavaşlatmışlardı. Emeviler dönemine baktığımızda Emeviler Maveraün Nehir kısmını ele geçirince Türklere biraz baskı uyguluyorlar. Baskı uyguladıkları için, yani zorla Müslümanlığa geçirmeye çalıştıkları için bu dönemde Türklerin İslamiyet'e geçişi hızlı değil. Daha sonra Abbasiler devri geliyor. Abbasilerde bir hoşgörü politikası var. Zorlama yok. Bu dönemde Türklerle Abbasiler de Çin ortak noktasında buluştukları için, Çin ikisinin de düşmanı olduğu için, özellikle Abbasiler de hoşgörülü davrandığı için Türkler bu dönemden sonra hızlıca İslamiyet'e geçmeye başladılar diyebiliriz. Talas Savaşı'nın nedenlerine ve sonuçlarına bakalım. Orta Asya Çin himayesine girmek üzereydi. Uygur Devleti vardı ama Uygur Devleti sıkıntılar yaşamaktaydı. Bir yandan da Çinler İslam Devleti de Çin'e doğru, Orta Asya'ya doğru yayılmak istemekteydi. Bizim Türk milleti de şöyle düşündü. Çin benim ezeli düşmanım. Abbasiler de Çin'in düşmanı. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla kime yardım ettiler? Müslümanlara yardım ettiler ve böylece Orta Asya'nın Çinlileşmesini engellemiş oldular. İlk defa Karluk Türkleri Araplarla, Müslümanlarla ittifak yapıp Çinlileri yendiler ve Talas Savaşı'nın sonuçları olarak Orta Asya Çin egemenliğinden kurtulmuştur. Yani Çin egemenliğinden tamamen kurtulmadı ama bütün Orta Asya'nın Çin egemenliğine girme tehlikesi vardı. O yüzden de bu tehlike ortadan kaldırılmış. Bu siyasi sonuçtu. Türk-Arap mücadeleleri Emeviler dönemindeki gibi şiddete yönelik değil, ilişkiler düzene girmiş, hoşgörüye yönelik olmuş. Sosyal
sonuç diyebiliriz. Türkler İslamiyet'e geçmeye başladılar Talas Savaşı'ndan sonra. 751 Talas Savaşı'ndan sonra Türk İslam tarihi başladı diyebiliriz demiştik. Bu dini sonuç. Türkler Abbasi Devleti'nde ordularda görev almaya başladılar ilk önce. Ancak yetenekli olanlar komutanlıklara ve hatta valiliklere kadar yükseldiği için bu siyasi ve askeri sonuç olarak karşımıza çıkar. Kağıt üretimi ilk defa Çin dışında bir yerde yapılmış. Nerede? Semerkant'ta yapılmış arkadaşlar. Bu da kültürel sonuç olarak karşımıza çıkmakta. Türkler neden İslamiyet'i benimsemişler? Bildiğiniz gibi iki din birbirine çok benziyormuş. İki din birbirine çok benzediği için biz de hadi Müslüman olalım demişiz gibi basit bir anlatım var. Dinler birbirine benziyorsa din değiştirmeye gerek yoktur aslında. Yani sonuçta birbirine benzeyen dinler ya da onlar bizim dinimize geçsin diyebilirdik. Bizim İslam dinine geçmekteki en temel nedenimiz şu. İslam ordularında yer almaya başlıyoruz. İslam ordularında yer almak için de Müslüman olma zorunluluğu var arkadaşlar. O yüzden de Orta Asya'da bazı Türkler İslam ordularına girince Müslüman oluyorlar. Ama Müslüman olmakta zorlanmıyorlar çünkü Orta Asya'daki gök tanrı dinine İslamiyet benziyor. Bu sebeple zorlanmadan Müslüman olmuşlardır. Mesela onlarda cennet cehennem anlayışı var. Biz cennete uçma, cehenneme tamu diyoruz Türkler olarak. Bizde de bir cennet cehennem anlayışı var, ismi farklı olsa da. İşte bir sırat köprüsü anlayışı Müslümanlarda var. Bizde de atımızla cennete uçmak gibi bir algı var. İki tarafta da ahlaklı, erdemli olmak önemli. İki tarafta da Tanrı için, Allah için kurban kesmek önemli. Bu sebeple dinler birbirine benziyordu. Türkler de bazı mecburiyetler sonucunda İslam ordularında yer alacakları zaman din değiştirmekte bu sebeple zorlanmamışlar. Ama 751 Talas Savaşı'ndan sonra Türk İslam tarihi başlamış ama çok yoğun kitleler halinde bir İslamiyet'e geçiş söz konusu değil. Dediğimiz gibi 10. yüzyılda yani 900'lü yıllarda resmi dinlerin İslamiyet ilan edilmesiyle ondan sonra hızlı bir Müslümanlığa geçiş süreci olacak arkadaşlar. Orta Asya'daki Müslümanlardan da böylece bahsetmiş olduk. Türklerin Müslüman olmasının sonuçları neler? Arkadaşlar Türkler İslam dünyasının siyasi ve askeri olarak koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Daha sonra da Osmanlı döneminde de dini liderliği de ele geçirmişlerdir. Bir kere Türkler konar göçer ve savaşçı oldukları için dünyanın çeşitli yerlerine göç etmişler ve göç ederlerken de kendileriyle birlikte İslam dinini de götürmüşler. Mesela Anadolu, Balkanlar, Orta Asya gibi yerler. Müslümanları ve Abbasi halifelerini iç saldırılara karşı da korumuşlar. Mesela Abbasi halifesini Batıni tarikatından korumuşlar. Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından korumuşlar. Yani iç saldırılara karşı da halifeleri korumuşlar. Bu sefer iç saldırı dışında dış saldırılara karşı da koruyacaklar tabii ki. Müslümanların etrafında Bizans, Gürcü, Ermeni gibi başka dinden olan güçler var ve özellikle Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya Müslüman Türk olarak girmesiyle birlikte Haçlı savaşlarına karşı da İslam coğrafyasını korumuşlar diyebiliriz. İslam dünyasında Türkler uzun süreli bir siyasi istikrar sağlamışlardır, düzeni sağlamışlardır. Türk bilim insanları ve sanatçıları İslam medeniyetinin gelişmesine de katkıda bulunmuşlardır diyoruz. Şimdi gelelim sorulara. Buna göre dediği için paragrafa bakarak gideceğiz. Buna göre Abbasi halifesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Abbasiler Emevilerin aksine Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davranırdı. Yani mevali politikası yapmamışlar. Bu sayede Abbasiler döneminde Türklerin İslamiyet'e geçişi hızlanmış. Yani Abbasiler ve Türkler eşit millet olarak görülmüş. Orada ortak buluşma noktası İslamiyet olmuş. Müslümanlar kardeş gibi görülmüş, hoşgörülü bir dönem olduğu için İslamiyet'e geçişimiz hızlanmış. Özellikle Halife Mutasım döneminde Türkleri önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirdiler. Ayrıca Bizans sınırına yakın kurdukları şehirlere Türkleri yerleştirerek ülkelerini Bizans saldırılarına karşı güvence altına aldılar. O zaman ülkelerini Bizans saldırılarına karşı güvence altına aldılarsa Türklerin askeri yeteneklerinden yararlandıklarını zaten söyleyebiliyoruz. Ordu komutanlıklarına da getirmişler.
İdari hizmetlerde farklı unsurlardan yararlandıkları. Bakın, idari yönetim demek devlet makamlarına, yönetim makamlarına Türkleri getiriyorlarsa Araplar dışında başka bir unsurdan, yani farklı unsurlardan faydalanmış oluyor Abbas halifesi. Arap milliyetçiliği yapmamış, Arap olanlar önemli görevlere gelir dememiş, Müslümanlığı önemsemiş, ümmetçilik yapmış ve Müslüman Türkleri de önemli görevlere getirmiş. Bizans ile sınırında anlaşmazlık yaşadığını şuradan çıkarıyorum. Bizans saldırılarına karşı sınırlarını güvence altına almak için sınırlara
yazılı hale gelmesi menakıbnameydi. Gazavatname de gaza ile ilgili yazılı eserlerdi. Bir de bunun yanında sefaretname vardı. Arkadaşlar, seyyahlara seyahat edene seyyah denir. Yazdığı eser de seyahatnamedir. Bir de sefirler var. Sefirler resmi görevlilerdir, yani elçilerdir. Sefirlerin yazdığı resmi yazılara da sefaretname denir. Seyahatnameden farkı o. Birisi resmi, birisi resmi değil. Şimdi Gaznelilere geliyoruz. Gazneliler 840 yılında Karahanlar kurulduktan sonra kurulmuşlar. 963 yılında. Arada bir 100 yıllık fark var. Ama aynı dönemde varlık göstermişler. Yani Karahanlılar uzun süre ayakta kalan bir devlet. Gazneliler Karahanlılarla aynı anda varlık göstermişler. Karahanlıların biraz daha güneyinde kurulmuşlar. Daha sonra doğuya doğru da genişlemişler. Özellikle Abbasi devletinden kopan Samanoğulları devletinin içinde ordu komutanı olan Alptigin, Samanoğulları devletinin sarsıntıya uğramasından faydalanarak Gazne şehrinde devleti kurmuş. Gördüğünüz gibi biraz önceki Karahanlı devletimiz kurulduğu sülalenin adıyla anılırken bu devlet kurulduğu yerin adıyla anılıyor. Gazne kentinde kurulduğu için Gazneliler olarak anılmış. Sonra Sebüktigin zamanında tam bağımsız olacaklar ve Sebüktigin'in oğlu Gazneli Mesut döneminde de en parlak devirlerini yaşayacaklar arkadaşlar. Ancak Gazneli Mahmut Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtardığı için halife tarafından kendisine sultan ünvanı verilmiş. Türk tarihinde ilk sultan ünvanını kullanan kişi olmuş ve bu sebeple çok onore olduğu için ben de bundan sonra ömrüm oldukça her yıl Hindistan'a bir sefer düzenlerim deyip Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş ve Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasında etkili bir isim olmuş. Hatta sadece İslamiyet'in yayılmasında değil, kast sisteminin de sarsıntıya girmesinde etkili olmuş. Gazne kentini bilim ve kültür merkezi haline getirmiş Gazneli Mahmut. Bilim adamlarına önemli hissettirmiş, değerler vermiş. Özellikle Biruni için sarayımın en değerli hazinesidir demiş. O sebeple de Gazneli Mahmut döneminde Gazneliler en parlak devrini yaşıyorlar bilimde, sanatta ve siyasette. Sonra yerine oğlu Gazneli Mesut ya da Sultan Mesut geçecek. Gazneli Mesut ya da Sultan Mesut dediğimiz hükümdar döneminde ise artık Selçuklular kuruluşlarını gerçekleştirecekler. Çünkü Selçuk Bey'den sonra Arslan Yavgu geçmişti. Arslan Yavgu kaçırılmıştı Gazneli Karahanlı İttifakı sonucu. Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemi gelmişti. Ve bu dönemde ne yapmışlardı? 3 tane savaş yapmışlardı. Bir kere 1035 Nesa Savaşı, 1038 Serahs Savaşı ve 1040 Dandanakan. Savaşı'nı yapmışlardı. 1038 Serahs, 1040 Dandanakan Savaşı'nı yaptıktan sonra Sultan Mesut bu 3 savaşı da kaybetmiş. Bu 3 savaşın kaybedilmesiyle Gazneliler yıkılış sürecine girerken Selçuklular kuruluş sürecine girmişlerdir diyoruz. Bakın arkadaşlar, yıkılmak ile yıkılış süreci aynı şey değil. Devlet 1040 yılında yıkılış sürecine giriyor ama 1187'de yıkılıyor. Hindistan'ın yerli halkı gurular tarafından yıkılıyor. Yaklaşık 150 yıllık bir yıkılış süreci var. Gaznelilerin yıkılışında etkili olan unsurlardan birisi de şu: devletin kurucusu Türk ama halkı karışık unsurlardan meydana geliyor. Bunlar Karahanlılar gibi resmi dili Türkçe ilan etmemişler. Arapça ve Farsça etkin diller olmuş diyoruz. Bundan sonra artık şu boşlukları dolduralım. Ondan sonra da bir sonraki föyümüzde Selçuklularda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle bazı unsurlar değişiyor. Mesela biz İslamiyet'ten önce Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar kullanırken, bunu ismin sonuna eklerken, İslamiyet'ten sonra Sultan ve Emir gibi ünvanlar kullanıyoruz. Bunlar ismin başına geliyor. Mesela
Sultan II. Mehmet Han dediğimde Mehmet Han'daki Han Türkçe ünvan ve ismin sonuna geliyor. Sultan Arapça ünvan ismin başına geliyor. Sultan II. Mehmet Han diyorum ya da kendine ait ayrı bir ünvan kazandığında hükümdar. O ünvan en başa geliyor. Fatih Sultan Mehmet Han diye anılıyor. Kendine ait bir ünvan kazandığında ikinci hükümdar, üçüncü Mehmet, ikinci Mehmet olduğunu söylemeye gerek olmuyor artık. O yüzden de diyelim ki ne ünvanları kullanmışlar İslamiyet'ten sonra? Sultan veya emir gibi ünvanlar kullandılar. Başka ne yaptılar? İslamiyet'ten önce töre dediğimiz sözlü hukuk kurallarımız vardı ama İslamiyet'ten sonra artık şer'i hukuk uygulanmaya başlandı. Sonra biz İslamiyet'ten önce zaten bir cihan hakimiyetine sahiptik. Dünyada büyük bir Türk devleti ve liderli hakimiyeti anlayışı bizde zaten vardı. Bu İslamiyet'ten sonra gaza veya cihat anlayışına dönüştü. İslam'ı dünyaya yayma. Bir yandan da hükümdarlarımız bağımsız olurdu ama artık bağımsız olduktan sonra İslam halifesinin onayına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü İslam aleminde saygınlığımız artsın istiyoruz. O yüzden hükümdarlar halifeden onay almaya başladılar. Bunlar İslamiyet'ten sonra olan şeyler arkadaşlar. Bu onaya menşur denir, aklınızda kalsın. Bunlar İslamiyet'ten sonra olan şeyler. Çok büyük değişiklik olmadı bizim devlet yönetimimizde. Bazı eklentiler oldu. Onlar da bunlar. Şimdi bir soru çözecek vaktimiz var sanıyorum. Bir sorumuzu çözelim, ondan sonra devam edelim. Buna göre Karahanlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Karahanlı hükümdarı Bilge Külkadir Han'ın ölümünden sonra oğullarından Arslan Bazır Büyük Kağan ünvanıyla Balasagun'da tahta otururken Oğulcak ise Yabgu ünvanıyla Talas ve çevresinin idaresiyle görevlendirmiş. Arkadaşlar hatırlayalım, Kağan gerçek hükümdara verilen ünvan, Yabgu Kağan'a bağlı Batı Kanadı sorumlusuna verilen ünvandı. O zaman ikili teşkilat uygulanmış. Geleneksel Türk veraset sistemi devam etmiş. Kardeşler arasında toprak paylaşımı olmuş. Devletin yıkılışını kolaylaştıracak uygulama değil miydi zaten ikili teşkilat? Evet. Feodal yapılanma, işte iki tane ayrı bir devlet görüntüsü var ama biri birine bağlı, iç içeler, feodal yapılanma. Ama demokratik bir yönetim anlayışı arkadaşlar değil. Yani iki tane ayrı merkez var, kardeş var, abi var. Bunlar birbiriyle uyumluymuş gibi görünüyor paragrafta. Bu demokrasi olduğu anlamına gelmez. Halkın yönetime katılması gerekir. O sebeple de demokratik bir yönetim anlayışı benimsediklerini çıkaramayız. E şıkkını bulmak kolay ama burada asıl yapılması gereken ABCD şıklarındaki bilgilerin öğrenilip öğrenilmemesi. Bu bilgilerin paragraftan çıkarılıp çıkarılamaması bizim için önemli. E şıkkını bulmak kolaydı. Diğer föyde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.